Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aslında kişinin ölünceye kadar cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalması cezası anlamına geliyor. Bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 2004 yılından sonra mevcut mevzuata girmiş oldu. Bu da idam yasasının aslında yerine gelen bir düzenleme. Tabii normal infaz kanununda yani 5275 sayılı kanunda ağırlaştırılmış müebbet cezasının yatarı 36 yıl. Ancak siz de biliyorsunuz 2004 yılından sonra bir Öcalan yasaları denen işte Öcalan'a özgü yasalar getirilmiş oldu. Kişiler ölünceye kadar cezalarını tek kişilik hücrelerde insan yaşamının uygun olmadığı yani bu şartların çok kötü olduğu yerlerde cezalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii bu idam cezasının yerine getirilmesi bir yaşam hakkının ihlalini düzenler bir şekilde aslında düzenleme bu şekilde ama aslında bu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da kişilerin bir beyaz ölüme yani dört duvar arasında daracık bir yerde bir beyaz ölüme mahkum edilmesi, hiçbir dışarıya dair hiçbir umudunun olmaması ve topluma tekrar kazandırılma ihtimalinin dahi verilmediği bir şekilde infaz ediliyor ne yazık ki. Bu yönüyle temel insan haklarına aykırı bir durum. Tam da bu sebeple AİHM'e yapılan başvurular sonucu sözleşmenin 3. maddesinde bir ihlal kararları verildi. Bunun başında Winter Birleşik Krallık kararları, Öcalan Türkiye kararları ve bunun grubundaki kararlar olmuş oldu. Mahkeme bu kararlarında sözleşmenin 3. maddesine aykırılık bulduğu için yani bir insanın koşullu salıverilme hakkı olmadan, umut hakkı olmadan cezaevinde kalmasını sözleşmeye aykırı buldu. Dolayısıyla bu kararlarda bir umut hakkı meselesi ve koşullu salıverilme hakkının hayata geçirilmesi uygulandı. Böyle kararlar çıktı. Mahkeme ayrıca ağır müebbet hapis cezası verilen mahpuslar için belli bir süre de koydu. Yani belli bir süre cezaevinde infaz eden bir kişinin sonrasında koşullu salıverilme durumunun değerlendirilmesi mekanizmasını getirmesini işledi. Bu süre kararlarda 25 yıl olarak geçiyor. Yani hem uluslararası hukukta hem de Avrupa hukukunda bu durumun eğer buraya uyarlanma şekli buysa 25 yıl süre sonra kişinin koşullu salıverilmesi ve umut hakkının olması gerektiğini savundu. Tabii mevcut düzenlemelerde böyle buna imkan veren, umut hakkını ve koşullu salıverilme hakkını kişiye veren bir düzenleme yok ne yazık ki. Bu mevcut yasalar değişmeden de böyle bir şey tam mümkün gözükmüyor. Ancak bu demek değildir ki kendi yasalarına uyuması veya bunun meşru olduğu anlamına gelmiyor. Yani sonuçta Türkiye bir Avrupa hukukunu kabul eden, Avrupa hukukundaki uluslararası sözleşmeleri kabul eden bir yerde olduğunu söylüyor ve bunu ilan ediyor. Ki kaldı ki kendi anayasasında da yani AYM madde 90'a göre de kendi kanunları ve uluslararası sözleşmelerinde aynı şeyi işleyen veya bir farklılık olduğu zaman uluslararası sözleşmenin uygulanacağını taahhüt ediyor. Kendi anayasasında bunu taahhüt ediyor. Bu sebeple de aslında böyle bir düzenlemenin olmayışı, ölünceye kadar bir infaz durumu, insanı, oradaki şahsı bir beyaz ölüme mahkum etme durumu kendi yasalarıyla da çelişen bir durum haline geliyor. Kendi taahhüt ettiği hukuki güvenirliği verdiği bir yerde kendi yasalarına dahi uymamış oluyor yani. AİHM 18 Mart 2014 tarihinde Abdullah Öcalan'ın şartlı verilme hakkına sahip olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına mahkum edilmesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesini, yani işkence ve kötü muameleyi yasaklayan maddesini aykırı buldu. Bu sebeple bir ihlal kararı verdi. Bunun devamında yine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan içinde benzer kararlar verdi. Kararın verilmesinin üzerinden 10 yıllık bir zaman geçti ve Türkiye buna yönelik herhangi bir umut hakkını düzenlemeye sokacak herhangi bir düzenlemede bulunmadı ve aslında karara uymamış oldu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Eylül ayında Abdullah Öcalan'a yönelik verdiği bu kararı gündemine alacak. Biz de bu umut hakkını, bu kararın uygulanmasına dair görüşülecek toplantı öncesinde 9'a 2 dediğimiz bir bildirimde bulunduk. Yani bunu sivil toplum örgütleri olarak, hukuk örgütleri olarak yaptık. Bildirimde aslında yani Abdullah Öcalan'la ilgili verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının hapis cezasına dair umut hakkının bir düzenlemesi yapılmamasına dair ve Türkiye'nin karara uymadığı belirtildi. Bunun yanında Sayın Öcalan'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak herhangi bir koşulu salıverilme hakkını elde etmesine yönelik de bir düzenleme yapılmadığı ve buna ilişkin bu hakkın kendisine verilmesi gerektiği, Türkiye'nin bu kararın gereğini yerine getirmediğini, başvurucunun da ihlal hakkını halen devam ettirdiğini dile getirmiş olduk. Bunun yanında aslında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bu verilen karardaki umut hakkı ile uyumlu olmadığını, bunun AİHM'in verdiği ihlal kararlarının temelinde de aslında bu olduğu, yani bu umut hakkı olmayışının ihlal kararı sayıldığı ancak buna ilişkin bir düzenleme olmadığı, bunun yanında TBMM'de de verilen kanun ve yasa tasarılarının da dikkate alınmadığı, bunların hükümsüz bırakıldığı, ondan sonra yani bu Türkiye'nin bu ısrarcı tavrının umut hakkına ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının koşulu salıverilme hakkına sahip olması açısından bir düzenleme yapmadığını, bunu ısrarcı, yani bunu yapmayışında da ısrarcı olduğu, verdiği savunmalarında veya eylem planlarının da bundan geri atmadığının açık olduğu ve bunlarda adım atmadığı da açık olduğu gibi hususlar bildirilmiş oldu. Aslında bu bildirimin amacı yani Türkiye'nin biraz da kendi yasalarına uyması, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının temel insan haklarına aykırı olduğu, ihlal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin de bunda imzacısı olduğu veya imzacısı olduğu başka uluslararası mekanizmalar ve sözleşmelerde de sözleşmelere de aykırı davrandığını bildirmiş olduk. Şimdiye kadar Bakanlar Komitesi'nin 10 yıldan beri gelen bu sürede 2 defa gündemine almış olacak. Yani birincisi 2021 yılında toplantıda ele aldıkları bir görüşmeler var. Bunun sonucunda da belli ara kararlar da kuruldu ve Türkiye'ye tavsiye niteliğinde bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyleyen bu temelde ara kararlar gerçekleştirildi. Tabii Eylül ayında bunun üzerine çıkılmalı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bunda ısrarcı olmasının yanında bunun üzerine bir şeyler koyması ve bu kararlarında ısrarcı olması gerektiğini düşünüyoruz aynı zamanda. Komite kararının üzerinden bir 10 yıllık bir zaman geçti. Ancak Türkiye tarafından umut hakkına yönelik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların koşulu salıverilme hakkına dair herhangi bir girişimde bulunulmadı ve düzenleme de yapılmadı. Bunun karşılığı olarak aslında verilen kararlar bir tavsiye niteliğinde kararlar, ancak
sözleşmenin imzacısı olduğu devletler bir yönüyle bu kararları uygulamayı taahhüt etmiş oluyorlar. Bu yönüyle sözleşmede ve ek protokollerinde de bununla sınırlı bir durum var. Ve bir yaptırım gösterisi, bir yaptırımı olduğuna dair bir düzenlemesi yok aslında sözleşmenin. Ancak bir denetleme mekanizması olarak Bakanlar Komitesi'ni gösteriyor sözleşme. Yani bu devletler hakkında verilen kararların hayata geçirilip geçirilmediği, bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını Bakanlar Komitesi'nin denetleyip daha sonra mahkemeye bilgi verilmesi, bunun öncesinde de devletlerin bu ihlal kararlarının gereğini yerine getirip getirmediğini Bakanlar Komitesi'ne bildirmesi ve bunun devamında mahkemeye bildirilmesi usulü uygulanıyor. Avrupa Konseyi'nin yaptırımları var bununla ilgili. Yani Avrupa Konseyi'ne imzacı olan, Avrupa Konseyi'ne katılımcı olan devletlerin Avrupa İnsan Hakları'na uygun şekilde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun şekilde ulusal mevzuatlarını düzenlemesi, verilen ihlal kararlarına uyulmasını uyulup uyulmadığına bir yaptırım düzenlemesi mevcut. Bu yaptırımlar devletlerin yani ilk etapta konseyden çekilmesi, yani çekilmeye davet edilmesi belli bir süreyle. Sonrasında bu uygulanmıyorsa devletin işte konsey tarafından verilen kararın, yani kararla o devletin konseyden çıkarılmasına kadar giden bir yaptırım söz konusu. Ancak ne yazık ki bu çok uygulanabilir bir durumda değil. Yani şimdiye kadar mevcut düzende Avrupa Konseyi'nin böyle bir adım atmadığını görüyoruz. Ancak bu temelde yani bir yaptırım olmaması, bunun bundan geri adım atacağımız veya insan haklarının, yani biliyorsunuz bizim bildirimlerimizde veya sivil toplum örgütlerinin başvurularında, mücadelelerinde, yani insan haklarına yönelik mücadelelerinde de bundan bir geri adım atma hali yok. Dolayısıyla salt olarak devletlerin hareketleriyle bu işe bakmak mümkün değil. Yani sonuç olarak bir toplum nezdinde bir meşruluğu olmayan kararlar, hareketler. Yani evet, karar ihlal kararı, ancak bir yaptırımdan korkmayarak bunu uygulamamak meşru bir şey değil. Kendi halkının gözünde meşru bir şey değil. Türkiye'ye yönelik şu anda Türkiye'de bulunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlüleri, yani Türkiye'ye bu komite tarafından soruluyor. Bunun bir somut işte verisini sunmaları isteniyor, ancak Türkiye buna dair sadece kesinleşmiş olanlarına 1.24'lük bir kısmın sadece sayısını belirtiyor. Bu sanki küçümseniyormuş gibi, işte topluma oranla az bir sayıymış gibi gösteriliyor, ancak yani bu durum görüldüğünden daha ciddi bir yerde. Dolayısıyla artık bu meselenin toplum nezdinde daha çok ses getirilmesi, bunun daha çok ele alınması. Zaten başvurumuzda belirtmek istediğimiz şey de buydu. Yani Birleşmiş Milletler'in Bakanlar Komitesi'nin bu durumu gündemlerinden düşürmemesi. Yani bu sadece onlar için değil, bizim için de geçerli olan bir şey. Yani hukukçular, insan hakları savunucuları, belli toplumsal sivil toplum örgütleri, bunların da sürekli gündeminde olması gereken bir konu. Ve bundan geri adım atmamak, insan haklarına sahip çıkmak ve bu durumun, bu mutlak tecrit halinin toplumda yarattığı infiali de göz önüne alarak artık bunu, buna karşı mücadeleyi daha da güçlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız da tamamen bu yönde.